Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda Map2KML yani ArcGIS MXT dosyasını Google Earth Pro'da görüntülemeyi göstereceğim. Dönüştürmeyi. Görmüş olduğunuz eğim MXT dosyamız bu. Bunun üzerinde gördüğünüz gibi slope, KBR, akarsu, baraj, gölet gibi katmanlar var. Bu katmanların tamamının görünürlüğünü nasıl bakarım, nasıl görürüm? Google Earth Pro'dan göstereceğim. Arc Toolbox, Conversion Tools, 2KML, Map2KML tıklıyorum. Map Document kısmına, klasör kısmına tıklayarak eğim nerede? MXT'sini seçiyorum. Data Frame kısmından Layers, kayıt seçeneğine yine geldim. Aynı klasöre kaydedeceğim. İyiyim diyorum. Kaydet dedim. Okey diyorum. Bunu ne için yapıyoruz arkadaşlar? Bu çizmiş olduğumuz haritanın Google Earth Pro'da 3 boyutlu arazi ve uydu görüntüsü göründüğü için karşılaştırma yapmak, kıyaslama yapmak ve doğrulama yapmak amacıyla ben genelde çizmiş olduğum jeomorfoloji tarzı yoruma dayalı haritaları bu şekilde Google Earth Pro üzerinde görüntüleyerek vadi, yamaç, dağ, tepe, ova, birikinti konisi gibi yerleşim yer gibi jeomorfolojik şekillerin doğrulamasını Google Earth Pro'da aynı bir arazi çalışması yapar gibi görüntüleyerek teyit ediyorum arkadaşlar. Dönüştürme işlemi tamamlandı. Şimdi klasörden gidiyorum. Eğim. KMZ dosyasına çift tıklayarak açıyorum. Haritaya yakınlaşmaya çalışıyorum. Evet, yakınlaşıyorum. Bakın diğer il ve ilçe sınırlarını da yüklemiş haritadaki. Şöyle yapacağım şimdi. Burada layers'ın altında katmanları görüntülüyor. Eğilin tikini kaldırdım. Üstteki eğilden kaynaklanıyor galiba bu. Bakalım. KBR dosyası. Şimdi şöyle barajlar, il ilçe, yerleşme, akarsu. Katmanlarımı yükledim. Google Earth üzerinde bu katmanları bu şekilde görüntüleyebiliyorum. Bakın 3 boyutlu bir şekilde de görüntüleyebiliyorum. Yakınlaştım. Bakın kırmızı bölgeler eğimin yüksek olduğu alanlarda. Şöyle yapıyorum ben. Şimdi bütün katmanlarıma layers, özellikler diyorum. Stil renk kısmından şöyle yapayım ya da slope, eğime sağ tıklıyorum. Özellikler. Şeffaflığını azaltıyorum. Tamam diyorum. Gördüğünüz gibi 3 boyutlu altta uydu görüntüsünü görerek eğimli bölgeleri, eğimsiz bölgeleri bu şekilde
kontrol ve teyit edebiliyorum arkadaşlar. Aynı şekilde jeomorfoloji haritası hazırladığınızda buraya map2kml özelliğini kullanarak bakın çok net bir şekilde katmanları görüyorsunuz ve 3 boyutlu halini görüyorsunuz. Buradan kontrol ve teyitinizi yapabilirsiniz. Bu tarz videoların devam etmesini istiyorsanız kanalıma abone olup videolarımı beğenip paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Ayrıca soru, görüş ve önerilerinizi yorum kısmında belirtebilirsiniz. Yeni paylaştığım videolardan haberdar olmak için bildirimleri aktif hale getirebilirsiniz. Herkese iyi çalışmalar diliyorum.